Herkese selamlar dostlar. Şubat ayına giriş yapıyoruz. 1 ve 2 Şubat 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Perşembe ve Cuma maçları var arkadaşlar. Toplamda 9 adet mücadele. İdeal yüksek oranlarından sizlerle bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar bir adet maç skor yarışmamız var. Hatta 2 adet maç skor yarışmamız var. Arkadaşlar Perşembe gününden Wolves'la Manchester United maç skoru ne olur? Cuma gününden de Samsun Spor Galatasaray maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlar yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz iki adet maçkol yarışması var. Galatasaray mücadelesi kazanan arkadaşımız Tuğbert SC isimli arkadaşımız. Aston Villa maçını kazanan arkadaşımız da e, bilen yok onu söyleyeyim. 3-2 Newcastle yazan var. 2 tane 3-2 Newcastle var. Genellikle Aston Villa'ya yönelmişler. O yüzden burada e, Aston Villa'yı bilen yok. Bu Tuğberk arkadaşımız da benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey'dir. Gruplara gelmek isteyenler her türlü soru, görüş, öneri için de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bunun da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Ve devam ediyorum. İdeallere baktığımız zaman da dün ideal kombinimiz vardı. Başarısız oldu. Sizlere YouTube'da bir rolling yapmıştık. O da başarısız oldu. Onlardan bahsedeyim. İdeal kombineye baktığımız zaman da Arsenal'ın mücadelesinde aldım. Zaten maçta 11-12 tane korner çıktı. Canlısından da aldık. Birazdan göstereceğim. Brighton atamadı. Brighton mücadelesinde 385 oranı yakaladık. İkinci yarıyı ben Luton kazanmasını bekliyordum. Adamlar ilk yarıdan 3 tane ikinci yarıda ataraktan da mücadeleyi kazandı. Brighton gol atamadı. İdealimiz böyle başarısız. Aston Villa'da gider kendi evinde. Manchester City yener. Arsenal yener. Ama 7-8 kişi eksik ve takımın önemli hücumları yok. Kalecisi yok. atana tutanı yok. Gider evinde mağlup olur. Böyle de bir piş takım. Bundan sonra bu takıma da doğru düzgün bahis almayacağımı da belirteyim. Canlı olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Dün de aynı şekilde canlı olarak da bir şekilde kazan sağlamaya çalıştık. Özellikle canlı yüksek misli yapmaya çalıştık. Maçları izleyerekten öneriyoruz. Herkes açık Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıklayarak da sizler de üye olabilirsiniz diyerekten de. Hatta ben sizlere dün canlı verdim. Burası herkes açık Telegram grubu arkadaşlar. 6200 kişinin olduğu bir grup burası. Dün 3 tane canlı verdim. Neler ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Brighton maçını ben gruba vermiştim. Ondan sıkıntı yok. Arsenal maçını ilk yarı izledim. Dedim ki Arsenal tek kale aga. Arsenal attığı gibi atacak yani belli. Mat sonu 2. İdealden aldım. Bunun yüksek mislisini zaten yaptım. Devam edelim. Dedim ki 2-23 gibi oranı var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Dedim ki Arsenal erken gol bulursa iki, ikinciyi de atar dedim. 2-23 gibi orandan verdim ama riskli dedim. Oran zaten 2-23. Onun yanına dedim ki Maçta tek kale kornerlerde geliyor. İlk yarıdan 5 tane korner oldu. İkinci yarı 6 korner de bekleyebiliriz. Bunun da oranı 1.72. Bunu herkese açık telegram grubuna yaptım Aynı şekilde gördünüz. Aga ne oldu? Bunlar pozisyonlar geçtim. 500 misli yüksek misli vermiştim. İlk gol Arsenal geldi. Maç son 2 Arsenal geldi. Dep basman 1.5 üst geldi. Sinirlendim. Bugün dedim harbiden Aston Villa'ya falan sinirlendim. Arsenal'a ben 700 misli yüksek misli yaptım. O da geldi. Korner de geldi. Dedim ki 3 tane canlı verdim buraya kadar. 1.40-1.72-2.23 oranlar da bunlar. Allah bereket versin. Buranın canlısını kapattık. Devam ettik. Buraya da bu şekilde böyle böyle canlılar attığımı da belirteyim. Açıklama yorumlarda katılabilirsiniz. Sizlerden isteğim buraya beğeni ve yorumlu desteklerinizi arkadaşlar. Artı 500 üzerinde beğeni. Her izleyen şöyle bir beğeni butonuna tıklayabilirse çok güzel olur. Ve yorumda bırakırsanız yani gelir yatar problem değil. İlk defa yatmıyoruz. Sizler de ilk defa yatmıyorsunuz. Ben de ilk defa yatmıyorum ama izleyen biri olarak maçları elimden geldiğince en iyi tercihlerle kazanma yönelik sizlere tercih sunmaya devam edeceğim. Hiç problem değil. West Ham'la Bournemouth karşılaşması. West Ham'da bazı transferler gerçekleşecek sanırım. Onun hazırlıkları var. Hatta 1 Şubat mı 2 Şubat mı son gün. Yani bugünlerde gerçekleşecek söylentiler çok fazla. Arabistan'a giden Jota vardı Celtic'ten o gelebilir. Birkaç tane daha transfer var. Fakat burada... West Ham tarafında eksikler var. İki tane kart cezalısı isim var kart cezalı isimlere baktığımız zaman da Benrahma yok. Çufal bu maçta yok. İki tane kart cezalısı isim. Önemli. Paketan'ın da bir sakatlığı var. Antonio da zaten sakatlı. Devam ediyor. Yani West Ham tarafında sakat isimler var. Bournemouth tarafına baktığımız zaman da tempo yüksek oynayan bir takım. Maçlarına baktığımız zaman da gollü oynayan bir takım. Ve içeride dışarıda hiç fark etmeyin sizin maçlarında tempo olan bir takım. İdealden bir KG var alacağım. West Ham tarafında eksik de olsa burada gol bulmayı bileceklerdir. Mücadeleden de yaklaşık 2-2 ayarında bir skorda çıkabilir ki indeks beklentisi de mücadelelerin 2-2 olduğunu söyleyeyim. Hatta bana bu aralar şeyi soruyor. İndeks ne demek? Beklenti ne demek? Arkadaşlar beklenti ne musunuz? Bu yabancı sitelerden falan faydalanıyorum ben. Nasıl faydalanıyorum? Maçta eksikleri, sakatlıkları gösteriyor. Ona rağmen diyor ki Maçta bunlar eksik, bunlar eksik. Bu takım böyle oynuyor, bu takım böyle oynuyor. Mücadelede 2-2 skor çıkabilir. Yani maç normal şartlarda giderse 2-2 çıkabilir diyor yani. Bu yabancı site verilerle, datalarla birlikte bana sunuyor. Ben de araştırıyorum, bakıyorum, analiz diyorum, kendimi izliyorum. Buradan sizlere sunuyorum yani. Öyle kafadan sallamasyon bir şeyler yapmıyoruz. Getafe ile Real Madrid aga. Agalarım şöyle, Real Madrid gerçekten winner bir takım. Son mücadelesinde kazandı 2-1. Takımda bazı eksiklikler vardı. Onlar da iyice takıma döndü. Şimdi Kurta, Milta ve Alaba'nın sakatlığı var. Bunlar zaten sezonu kapatan isimler oldu. Biliyorsunuz zaten bunlar. Onun dışında bir eksiklik yok. Geçen hafta dakika 82'de Arda Güler girdi sanırım. Daha yanlış Umarım bu maçta da şans bulur. Böyle böyle girdikten sonra zaten 3-4 dakika sonra gol attılar. Real Madrid'in ben bunu deplasmanda da olsa deplasmanda da olsa hiç fark etmez. Atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 üst oranı zaten 1.53 bandında 1.54 bandında oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme Ben Real Madrid tarafındayım. Winner bir takıma göre Real Madrid. O yüzden 2 golünü beklerim. Wolves'tan Manchester United karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlarda yazabilirsiniz Agalarım. Agalarım benim bu maçta beklentim korner. Yani United'e kolay kolay yönelmek istemiyorum. Bu maçta Onana Kamerun de dönecek mi acaba? Yazmışlar mı? 6 ay olmayacak. 6 ay olsa var her türlü alırdım da. 6 ay olmayacak sanırım. Maç zaten ortada bir mücadele. Wolves de iyi bir takım. Özellikle Wolves tarafı da korner atabilen bir takım. Şöyle her iki taraftan da korner beklediğimiz için tek taraflı bir maç olmayacaktır bu. Her iki takım da ara ara kendi birbirleri üstüne baskı kuracaktır. O yüzden genel bir korner aldım. Değerlendirecekler korner tercihini, değerlendirebilirler. Gol yönünden 2-3 gol bandına girebilecek bir karşılaşma. Bu da sizlerin aklında olsun. Ama benim tek tercihim korner tercihi olacaktır. Baskonya ile Makavitelavi mücadelesi. İki tane skorer takımın karşılaşması Euroleague'de. Bunun bilgisini vereyim. Gruplarımızda zaten Euroleague'in hem mislisi oluyor. Hem de e, ideal kuponları ve canlıları zaten oluyor biliyorsunuz. A kadar bu mücadele üst bekliyorum. Ama ben şöyle aldım. Maç sonu banemi çok yüksek. 170'lere kadar çıkıyor. İlk yarıdan üst aldım. İlk yarı 84,5 üst. Zaten olduğu zaman da ilk yarıdan güzel sayı oluyor. İlk yarı 84,5 üst oranı 1.44 gibi orandan yani toplamda ilk yerden çıkan 85 sayı bize burada kazandırır diyerekten de geçeyim. Diğer mücadele e, Şubat'ın ikisine geçiyorum. Cuma günü arkadaşlar. Cuma günü için videoyu açanlar da aynı şekilde beğeni ve yorum bırakırsa çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Ankara gücü Sivas karşılaşması. Ankara gücü son Fenerbahçe mücadelesinde mağlup oldu. İyi de oynadılar. İyi de oynadılar. Problem yok güzel bir mücadeleydi. Ee, Sivas'ta son mücadelesinde kazanmasını bildi. Gayet hoş. Ben burada Ankara gücü tarafındayım. Ama diyorum ki Ankara gücü bir yarıyı kazanır. Diğer seçeneğinde ev sahibi yarı kazanır oranı 1.51. Ben mücadeleyi kazanmasını bile bekliyorum açıkçası Ankara gücünün burada. Yani Ali Sol filan da oynayacağı için sıkıntı yok. Hücumda bir problem yok. Ev sahibi yarı kazananı 1.51. Güzel bir punch, ideal bir kupona girebilecek bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Diğer mücadelemde Samsun Spor'la Galatasaray maç skoru olur sizlere sorduk. Şimdi Galatasaray'ın oranı gayet güzel, yüksek. A kadar korner aldım. Ama maça şey korner almadım. İlk yarı dört püsküs korner alıyordum ya. Burada maça genel korner aldım. Çünkü mücadele ikinci yarıda. ilk yarı berabere biterse çok korner de Bir ikinci yarıda kornerler gelebilir. O yüzden muhtemelen 9.5 açacaklar. 8.5 Galatasaray'ı açmazlar. Belki de Plasman'da olduğu için açabilirler de. Mücadele genelinde korner tercihini aldım. Çıkan her korner, her vurdukları kornere çıksın. Galatasaray'ımız kazansın. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Bunu da söyleyeyim. Ama idealden güzel. Ya Galatasaray maçlarına korner alırsanız abi genelde kazanırsınız. Özellikle kendi evindeki maçlara. Atletik Bilbao ile Mallorca mücadelesi. Atletik Bilbao da 2 haftadır ligde oynamış olduğu maçta bir mağlubiyet aldı deplasmanına dümenden. Son mücadelesinde de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yedek çıktı. Kadiz maçıydı. Ben maç sonu önerdim. Ya bir Barcelona mücadelesi vardı. 120 dakikalık ama zorlanabilse de kazanabilir dedim. O maça yedek çıktı. Şerefsiz. Hiç beklemiyordum yedek çıkmasını. Ligde abi sen ya yukarıya oynuyorsun. Niye yedek çıkıyorsun? 44-44-42. Bunlardan motor değil de işi bunların abi bunların ya. Burada 61 Bilbao kazanır aga. Max 11. İsteyen de evsel 1.5 üst yapsın. Oranı da gayet güzel. Maç sonu 1. idealidir. Ev sahibi 1.5 kürsü yapanlarda 1.70 bandına kadar da oranı zaten 1.64 sevi seviyesinde değerlendirebilirler. Atrik Bilbao burada artık kazanır yani. İyi futbol oynuyor adamlar. Sağ sol çok iyi. Euroleague'den devam ediyoruz. Cuma günü arkadaşlar oranlar daha henüz açık değil fakat editörümüzle birlikte baktık, konuştuk, gördük. Fenerbahçe Monaco mücadelesi de genel üst. Barem kaç açılır bilmiyorum ama genel üst olarak değerlendirilebileceğimiz bir karşılaşma. Bakın 162-163 onlarda açılacaktır mutlaka. O önemli değerlendirme yapılabilir. Diğer mücadelem Bologna Partizan. Bu da üst aga. Bu da aynı şekilde üst alıyoruz. Ee, oranlar daha henüz açık değil. Yine kaç tane açarlarsa en alt baremden ideal olarak üst olarak alabileceğimiz tercihlerden bir tane Şimdi toplamdaki gün için 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarda önerdim. Aga garanti diye bir şey yok ama elimden geldiğince izliyorum. Data verilerini, her şeyine bakıyorum. Not alıyorum. Sizlere öneriyorum. Zaten fikirlerimi önem, ver, fikirlerimi önem veren kişi sayısı da çok fazla. Gelen mesajlar da o yönde. Gruplarımıza katılan kişi sayısı da gayet güzel. Elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sizlerden isteğimiz beğeni ve yorumlardır. Beğeni ve yorumları eksiltmeyin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz dostlarım. Bay bay.